Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, pratik Arapça derslerimizin 20. dersiyle devam ediyoruz derslerimize. Ed-dersul işrûne. Ed-dersul işrûne 20. ders. Ed-dersu ders. El-işrûne 20. Fundukun rahîsun. Fundukun rahîsun. Ucuz bir otel. Fundukun bir otel, rahisun, ucuz. Esselamu aleykum, keyfe halukum. Esselamu aleykum, selam üzerinize olsun. Yani Allah'ın selamı üzerinize olsun. Selamdan kast edilen Allah'ın selamıdır. Esselamu aleykum, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Keyfe halukum, keyfe halukum. Nasılsınız, haliniz nasıl? Esselamu selam, yani Allah'ın selamı, aleykum üzerinize, ala üzerinde, üstünde, aleykum kum, çoğul için ifade edilir bu. Yani karşımızda çoğul kişilere hitaben aleykum üzerinize, esselamu aleykum selam, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Keyfe nasıl, keyfe nasıl? Halukum haliniz. Halun hal demek. Halukum sizin haliniz. Keyfe halukum haliniz nasıl? Yani nasılsınız? Bi hayrin velhamdülillahi. Bi hayrin velhamdülillahi. Bi hayrin iyi, hayır ile velhamdülillahi ve Allah'a hamdolsun. Bi hayrin hayır ile, hayrun hayır, bi hayrin hayır ile, kısacası iyi. Bi hayrin dediğimizde iyi. Nasılsın? İyi. Nasılsınız? İyi şeklinde bi hayrin iyi. Velhamdu ve hamd şükür, teşekkür. Velhamdu lillahi Allah'a, Allah içindir. Yani hamd Allah'adır, hamd Allah içindir. Burada bunu dediğimizde velhamdülillahi Türkçe Allah'a hamd olsun şeklinde söylüyoruz zaten. Bi hayrin velhamdülillahi iyi Allah'a hamd olsun. Hel nezeltum fi funduqin ceyyidin. Hel nezeltum fi funduqin ceyyidin. İyi bir otele yerleştiniz mi? Hel nezeltum fi funduqin ceyyidin. Hel mi mı? Nezeltum, aslında bu nasıl manası? İndiniz. Nezeltum, nezele indi. Nezeltum, indiniz. Buradaki manası yerleştiniz. Yani otele gidip orada yerleştiniz manasında. Hel nezeltum, yerleştiniz mi? Fi fundukin, fundukun bir otel, ceyyidun iyi. Yani fundukun ceyyidun iyi bir otel, fi de ifade eder. Fi ne yapar? Fundukun ceyyidun, onları in yapar. Fi fundukin ceyyidin iyi bir otelde. Yani hel nezeltum, yerleştiniz mi? Fi fundukin ceyyidin iyi bir otelde. Yani biz iyi bir otelle şeklinde bunu Türkçe söyleriz. O yüzden bunları bol bol tekrar etmekte fayda var. Yani burada sadece hel, mi, nezeltum, indiniz, yani yerleştiniz, fi, fundukin, ceyidin, iyi bir otelde şeklinde bunun mantığını anladım ve aynı zamanda kelimeleri de öğrendim diyerek bu yeterlidir şeklinde düşünmeyin. Bol bol tekrar edin. Çünkü söyleyiş şekilleri bazı dillerde farklıdır. Yani iyi bir otele yerleştiniz mi diyoruz biz. Arapçada iyi bir otelde yerleştiniz mi? İyi bir otelde, fi fundukun ceyyidin şeklinde. Bunu en iyi öğrenmenin metodu da bol tekrardır. Hel nezeltum fi fundukun ceyyidin, hel nezeltum fi fundukun ceyyidin şeklinde. Bazı zor kelimeler, yani öğrenmekte zorlandığınız kelimelerde şöyle bir metot uygulayabilirsiniz. Misal fundukun otel demek, fundukun. Burada Türkçeden bu Arapça olan k
kelimeye benzer sesli bir kelime bulun. Misal fındık, fundukun, fındık gibi ve kendiniz için komik de olabilir bu. Farklı bir resim oluşturun gözünüzün önünde. Misal otel, fundukun ne demek? Otel, otelin içi fındıkla dolu olduğunu düşünün. Veya elinizde bir çuval fındıkla gidiyorsunuz otele. Otelde diyorlar ki fındıklarla giremezsiniz şeklinde böyle komik hikayeler, komik gözünüzün önüne getirebileceğiniz komik bir görsel bu kelimeleri öğrenmede yardımcı olabilir. Fundukun fındık şeklinde misal. Fundukun bir otel. Naam fi funduqir riyadi. Naam fi funduqir riyadi. Evet, Riyad otelinde. Naam, evet. Funduqir riyadi ne demek? Riyad, Riyad şehri. Yani otelin adı Funduqir Riyadi, Riyad oteli. Funduqir Riyadi, Riyad oteli. Riyad otelinde nasıl diyoruz? Fi ile başına fi getiriyoruz. Funduku, funduki halini alır. Fi funduqir riyadi, Riyad otelinde. Naam, fi funduqir riyadi. Evet, Riyad otelinde. وَلَاكِنَّهُ مُكْلِفٌ قَل۪يلًا وَلَاكِنَّهُ مُكْلِفٌ قَل۪يلًا. Burada وَلَاكِنَّهُ değil, وَلَا لَا يُزَتِيُرُز. وَلَاكِنَّهُ مُكْلِفٌ قَل۪يلًا. Fakat o biraz pahalı. وَلَاكِنَّ ama, fakat, lakin manasında. وَلَاكِنَّ هُ o. وَلَاكِنَّهُ. Burada وَلَاكِنَّهُ fakat o, ama o, lakin o derken odan neyi kastediyoruz? Oteli kastediyoruz. Fundukun eril bir isim kelimesidir. وَلَاكِنَّهُ diyoruz. Evet, misal bir arabadan, seyyaratundan bahsetseydik nasıl derdik bunu? Fakat o derken وَلَاكِنَّهَا وَلَاكِنَّهَا şeklinde bunu söylerdik. وَلَاكِنَّهُ fakat o, yani otel. وَلَاكِنَّهُ burada bu وَلَاكِنَّ fiillerden önce, yani burada zamirler, bitişik zamirlerle birlikte وَلَاكِنَّهُ وَلَاكِنَّهَا şeklinde söylenir. Fakat fiillerden önce kısaca وَلَاكِنْ denir. وَلَاكِنْ وَلَاكِنْ şeklinde, manası ikisi de aynıdır. وَلَاكِنَّ وَلَاكِنْ aynı manası vardır. Yani ama, fakat, lakin şeklinde. وَلَاكِنَّهُ fakat o مُكْلِفٌ pahalı, مُكْلِفٌ pahalı, قَلِيلًا biraz. Fakat o biraz pahalı. وَلَاكِنَّهُ مُكْلِفٌ قَلِيلًا. مِنْ فَضْلِكُمْ مِنْ فَضْلِكُمْ lütfen manasında. مِنْ فَضْلِكُمْ lütfen. Yani bu lütfen, asıl manası bunun min fadlikum, fadlukum sizin fazlınız, min fadlikum sizin fazlınızdan. Yani bir soru sormak için birisine min fadlikum, yani burada çoğul olarak tabi soruyoruz bunu, tekil sorsak bir erkeğe min fadlike, min fadlike senin fazlından, sizin fazlınızdan, veya bir bayana hitaben min fadliki sizin fazlınızdan, yani senin fazlından. Peki ne demek bu? Yani söylemek zorunda değilsin ama söylersen iyi olur manasında, senin fazlındandır bu gibi. Kısacası lütfen şeklinde bunu algılayabiliriz. Yani bir soru soracağız, lütfen söyler misin gibi. Lütfen min fadlikum diyoruz ve arkasından bir soru gelecek. Lütfen söyler misiniz? Min fadlikum. Yolda birisine bu soruyu soruyor. هل هناك فندق رخيص من فضلكم؟ هل هناك فندق رخيص؟ هل هناك فندق رخيص؟ ucuz bir otel var mı? هناك ne demek? Orada demek. Orada. هل orada mı? Orada mı? Fakat buradaki bunu bir kalıp olarak bunu öğrenelim. Bu şekilde هل هناك şeklinde bu geldiğinde bilelim ki
Orada mı demek değil bu. Hel hunake demek var mı? Hel hunake bir şeyin olup olmadığını sormak için hel hunake ile başlıyorsunuz. Hel hunake seyyaratun bir araba var mı? Hel hunake fundukun bir otel var mı? Gibi. Hel hunake fundukun bir otel var mı? Nasıl bir otel? Rahisun ucuz. Hel hunake fundukun rahisun ucuz bir otel var mı? لماذا ما عندكم نقود؟ لماذا ما عندكم نقود؟ Neden paranız yok mu? لماذا niçin neden? لماذا niçin neden? عندكم bu عند yanında katında demek. عندكم sizin yanınızda, sizin katınızda yani sizin yanınızda ما olumsuzluk ifade eder. M'den önce yani me olumsuzluk yok ifade eder fakat nukudun ne demek? Para demek. İndakum nukudun. İndakum nukudun yanınızda para var manasında. İndakum sizde yanınızda nukudun para. Nukud nakdundan gelir. Nakdun aslında demir paradır. Nakdun nukudun çoğuludur. Fakat burada genel olarak para için nukudun diyoruz. عندكم نقود paranız var manasında sizde para var sizin paranız var عندكم نقود ما عندكم نقود sizde para yok yani sizde para yok mu şeklinde ما عندكم نقود ما عندكم نقود ses tonunu biraz da yükselterek ما عندكم نقود paranız yok yani paranız yok mu لماذا niçin neden ما عندكم نقود paranız yok mu? Sizde para yok mu? Manasında. هل ذهبتم إلى فندق رخيص؟ هل ذهبتم إلى فندق رخيص؟ Ucuz bir otele gittiniz mi? ذهبتم gittiniz. هل ذهبتم؟ هل ذهبتم gittiniz mi? فندق رخيص. فندق رخيص. Ucuz bir otel. فندق bir otel. رخيص ucuz. Fundukun rahisun ucuz bir otel ila fundukin rahisin ucuz bir otele. Hel zahabtum ila fundukin rahisin fundukin rahisin ucuz bir otele gittiniz mi? La zahabna ila fundukin muklifin kalilen. La zahabna ila fundukin muklifin kalilen. Hayır, biraz pahalı bir otele gittik. La, hayır, zahabna gittik. Nereye gittik? Bu fundukun muklifun ne demek? Fundukun bir otel, muklifun pahalı. Fundukun muklifun pahalı bir otel. İle ikisinin bu sondaki unları indirdi aşağıya. İle fundukin muklifin pahalı bir otele. La zehebne ile fundukin muklifin. Hayır, pahalı bir otele gittik. Ne kadar? Kalilen. Biraz pahalı. Fazla değil, biraz pahalı. Fundu ile fundukin muklifin kalilen. Biraz pahalı bir otele gittik. Min fadlikum, min fadlikum. Hel hunake risaletun min Mısra? Min fadlikum, hel hunake risaletun min Mısra? Burada yine min fadlikum sizin fazlınızdandır. Yani lütfen diyerek burada soruya başlıyoruz. Ve yani ricada bulunarak postaneye gidip misal min fadlikum lütfen hel hunake burada ne dedik hel hunake yani hunake orada orada mı şeklinde değil hel hunake geldiğinde bilelim var mı hel hunake var mı ne var mı risaletun bir mektup hel hunake risaletun bir mektup var mı nereden min Mısra Mısru Mısru Mısır demek min Mısra min Mısra evet min fadlikum hel hunake risaletun min Mısra lütfen Mısır'dan bir mektup var mı limaza ma raca'tum min el mescidi ma'na limaza ma raca'tum min el mescidi ma'na camiden neden bizimle beraber dönmediniz limaza niçin neden
Raca'tum döndünüz. Ma raca'tum dönmediniz. Limâze ma raca'tum neden dönmediniz? El mescidu mescid cami minel mescidi camiden. Limâze ma raca'tum minel mescidi neden camiden dönmediniz? Kiminle? Ma'a ile beraber. Ma'ana bizimle. Bizimle beraber. لِمَاذَا مَا رَجَعْتُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ مَعَنَا camiden neden bizimle beraber dönmediniz? هَلْ عِنْدَكُمْ نُقُودٌ هَلْ عِنْدَكُمْ نُقُودٌ paranız var mı? عِنْدَكُمْ sizin var, sizde var, yanınızda var manasında ne var? نُقُودٌ para. هَلْ مِمُ هَلْ عِنْدَكُمْ نُقُودٌ para. Yani burada aslında paralar var mı? Bu nukudun çoğuldur. Fakat nukudun dendiğinde biz bunu Türkçe para olarak genel manada para. Hele indakum nukudun sizin paranız var mı? Veya paranız var mı? Tam manası hele indakum nukudun sizde yanınızda para var mı? Bu var ilavesini Türkçe yapmak zorundayız. Yani tam olarak aslında hel indakum nukud sizde yanınızda para mı? Tabii ki buradan biz anlayacağımız nedir? Paranız var mı? Bu var ilavesini Türkçe yani Arapçada, İngilizce'de çoğu dillerde bazı manaları verirken bu var kelimesini kullanmamız gerekir Türkçe'de. Hel indakum nukudun paranız var mı? Evet, bu dersimizin de sonuna geldik. Burada yine bu birinci kısımda gördüğümüz metinleri hareketsiz olarak görüyoruz. Bunları ihmal etmeyin. Bunları bol bol tekrar edin. Bol bol okuyun. Hatta birinci kısımları iyi anladıysanız burada durdurup bunları bol bol tekrar edin. Yani manalarını vererek ve bu size rahat bir şekilde anlaşılacak duruma geldiğinde bu cümleler manasını vermeden bol bol tekrar edin. Bu tekrarlardan asla kaçınmayın. Dil öğrenmek aslında tekrarlar üzerine bina edilir. Yani dili, grameri öğrendim, mantığını öğrendim, kelimeleri öğrendim, tamam şeklinde düşünüyorsanız o dili asla konuşamazsınız, rahat bir şekilde anlayamazsınız. Tekrar, yani biliyorum ben bunu, neden tekrar edeyim diye düşünmeyin. Bol miktarda tekrar edin. Yani biz Türkçe rahat konuşabiliyorsak, rahat anlayabiliyorsak, konuştuğumuz, anladığımız cümleleri binlerce defa duyduğumuz için bu şekilde rahat konuşuyoruz. Evet, burada durdurup bunları okumaya çalışın ve aynı şekilde burada durdurup bunları da rahat bir şekilde okumaya çalışın. Dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Burada hareketsiz okuyabilmek için bu kelimeleri bilmeniz lazım, kaideleri bilmeniz lazım ki bu derste ve bu dersten önceki kaidelerden başka kaide yok zaten burada. Aynı zamanda rahat okuyabiliyorsanız kaideleri de öğrendiğinizi gösterir. Harekeleri doğru söyleyebiliyorsanız, misal min'den sonra, fi'den sonra, ila'den sonra nasıl, hangi harekelerin geleceğini söyleyebiliyorsanız mantığını da çözmüşsünüz demektir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.